Rusya içerisinde santrforu Maicon'u düşünmüyor. Bir tek orada düşünüyor. Benim asıl sorum o. Yani savunmada yine dediğiniz gibi 2-0 iken düşünmedi. Acaba devre arasında o... Peki geçen hafta ne oynadı? Geçen hafta oynadı. Libero oynadı. Libero oynadılar. Üçlü oynadılar. Evet. Ahmet Çalık'ı da. Evet. Bugün dörtlü oynadığı için Ahmet'i daha önde gördü Maicon'dan. Ben Maicon'un kenarda durmasından değil. Oyuna santfor girişinden. 2-2 iken veya 1-0 mağlupken veya 0-0 iken girmesinde. Bu olur ya, bu olabilir santfor. Ertuğrul Sağlam da Ömer'e zaman zaman santifor atıyordu. Donk'la Maicon'u da zaman zaman oynatabilirsiniz. Ama her zaman ne derler? Papaz pilav yemez mi? Evet, olmuyor yani. Olmayabilir. Şimdi bakın, son Maicon'dan sonra son 4 dakika uzatma verdi. Galatasaray takımı. Bak, zaten yorgun. Alalım. Maicon'un takımı alalım. Son kadroyu, evet. Son kadroyu. Son, Maicon'un da girdiği. Maç ne oldu biliyor musun? Galatasaray oyuncular burada... Veya şuradan alıyor topu. Buraya göndermeye başladılar. Tabii. 4 dakika boyunca göndermeye başladılar. Gönderince ne oldu? İki stoper de kafaya çıkmadı. Arkaya attılar kendilerini. Ön libero çıktı. Abdullah veya herhangi bir oyuncu. Dönen topu kim alıyor o zaman? Rizeli oyuncu alıyor. Ve yani arkaya. Varyasyondan vazgeçildi. Şişirmeye başlandı. Bu nedir? Özellikle bu tip santriforlar doldur boşalt için sokulduğu zaman zaten futbol kalmıyor. Evet. Adı ne oluyor? İçgüdüsel doldurayış. Dört harfli. Kaos. Kaos futbolu. Kaos futbolu. Şişir. Bu da futbolda yok mudur? Vardır. Ama her zaman olmaz. Oynayarak 2-0 yaptım. Oynadılar. Peki, ikinciyi yaptı. Çok klas bir kafa golü attı. Nagatomo nefis kesti kafasını ama çok etkisiz görmediniz mi Eren'i bugün hocam? Yani... Ne bekliyoruz Eren'den? Ligde 5. golünü atmış. Eren Galatasaray'ın 11'inde... Düşünülen bir santrafor değil. Tıpkı Beşiktaş'ın santraforları gibi. Ama Eren 21 kişilik kadroda olabilecek bir oyuncu. Şimdi yokluktan hoca oynatıyor. Maksimum zaten Eren'in bu. Ne bekliyorsun? Eren alacak 3 kişi geçecek diye bekle. Var ama birkaç maçı öyle. Nasıl aldı götürdün sen hatırlıyor musun? Yok hayır. Ya daha ısrarlı olduğu, oyunun içinde olduğu yani. Daha fizikli. Adını evet çıktığı, mesela topa bile çıkmakta imtina etti bugün. Birçok pozisyonlar. İkinci de çok güzel bir gol attı ama. Ya Eren'den biz uçmasını kaçmasını beklemeyelim. Eren'in attığı gol sayısı 15. hafta itibariyle penaltısız oynadığı maç ortalamasına göre kötü değildir Beşiktaş. Dakikasına göre. Ama Galatasaray'ın 11'ine yazar mısın? Gomis gitmiş Arabistan'a 11 hafta 9 tane yapıştırmış hemen. Biliyorsun Gomis bu sene olsaydı sağlıklı bir şekilde sezon sonu 20 ceddeydi. Tabii. Üstünü tartışırdık. 19'u bırakmazdı.